Savaş anlatıldı. Sayın Valim, Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve değerli Eskişehirliler. Eskişehir'imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünü sonsuza dek dalgalanacak bayrağımızın gölgesinde sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamlı yıl dönümü yüce Türk milletine ve özellikle Eskişehirlilere kutlu olsun. Esareti kabul etmeyen Türk milleti büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkmış, unutulması mümkün olmayan onurlu ve haklı bir mücadele vererek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı 2 Eylül 1922 tarihinde şanlı bir destan yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros mütarekesiyle Anadolu'nun dört bir köşesini işgal eden devletler, tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmemiş Yüce Türk ulusunun hür yaşama hakkını elinden almaya çalışmışlardır. Ancak işgal kuvvetleri 100 yıl önce bugün Anadolu halkını yurdundan bir karış toprağı canı pahasına dahi olsa asla vermeyeceğini diğer kentlerde olduğu gibi Eskişehir'de de anlamışlardır. İşgalci güçler yüreği vatan sevgisiyle dolu Türk halkının direnci karşısında geri çekilmiş ve Eskişehir halkı bağımsızlık mücadelesini bir kez daha tüm dünyaya aykırmıştır. Bugün 13 ay 13 gün işgal altında kalan güzel Eskişehir'imizin esaret zincirlerini kırdığı gündür. Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 15 Ocak 1923 tarihinde Eskişehir halkına bu destansı mücadeledeki fedakarlığını, efendiler, Eskişehir ve Eskişehir halkını çoktan tanırım. İçinde ve yakında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milletperverlik, azim ve kahramanlık göstermişlerdir. İşte Eskişehir halkı bu güzide vasıflarla bezenmiş bir halktır. Eskişehir halkı bize çok yardımlarda bulunmuştur. Sözleriyle ifade etmiştir. Bu zafer Eskişehir halkının hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığını, şartlar ne olursa olsun zorlukların üstesinden geleceğini göstermiştir. Düşman askerlerinin bir daha geri dönmemek üzere Eskişehir'den ayrıldığı gün olan 2 Eylül, yeniden tek yürek olabildiğimiz ve geleceğe umutla bakabildiğimizin en açık göstergesidir. Türk milletinin elde ettiği bu başarı dünyanın esaret altındaki diğer uluslarına cesaret vermiş ve örnek olmuştur. Değerli Eskişehirliler, herkes bilsin ki dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır. Emin olunuz ki asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki gerçek evlatlarıyla her türlü tehdide karşı koyacak kabiliyettedir. Ebedi Başkomutan Atatürk'ün ilkeleri ışığımız, yüce milletin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan inancı ve eksilmeyen güveni ise en büyük gücümüzdür. Bu tarihi günde ulusal birliği sağlayarak bu eşsiz zaferi kazandıran ve ulusumuzu yücelten başta Ebedi Başkomutan Büyük Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının bu uğurda hayatlarını feda ederek yurdumuzun ve Eskişehir'imizin her karış toprağını koruyan aziz şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla geliyoruz. Ruhları şad olsun. Arz ederim.